araba kiralayalım dedim. Ben de bir Prius, bir Corolla, minivan tarzı bir şey kiraladım. Bana bir fotoğraf attı. Dedi ki bunu kiraladım. Aga bu ne? $4,000 aşağı yukarı bir arabayı almak için Porsche ile gittik ve pazarlık yapmaya çalıştık. Adam da bizim Porsche ile geldiğimizi söyledi. Evet, daha neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Ve utanmazlar dedi. Neyse, o zaman bir egzoz sesi gelsin. Gelmeyelim. Bir premium spor araba, yani çok yakıyor. Bizim cebimizde daha deposu fırlayacak paramız yok. Evet arkadaşlar, şimdi arabayı park ettik ve işte alacağımız araba bu. Aldık şimdi. İyi bulmuyorduk ya. Aldık şimdi. Yani şundan indik arkadaş, şuna bineceğiz. Kardeşim burada Boranlar servisi var mı? Şimdi tek işimiz DMV'ye gitmek olacak. Aslında bu şakaydı. Biz aslında 500'ü almadık. Porsche'yi aldık. Myrtle Beach'e geri dönüyoruz. Ben Porsche aldım. Orçun da 500L'yi aldı. 3 saat, 3,5 saat yol gideceğiz. Porsche 718. Hatta şöyle diye bir detayı var burada, göstermek istiyorum. 2019 yılından sonra üretilen bir araba. Yeni bir araba, yeni bir jenerasyon. Şu an sadece tek bir sıkıntısı var. Arabanın yalıtımı inanılmaz berbat. Şu an lastik seslerini duyabiliyorsunuz. Çok güzel 3 kollu bir direksiyonu var. Hatta burada vidaları görebilirsiniz. Yalnız direksiyon üstünde herhangi bir tuş yok. Korna haricinde. Kulaklıklar var. Anında zaten manuel mode geçiyor. Medyayı ve yol bilgisayarını sağda bulunan çubuk ile ayarlayabiliyorsunuz. Info, mesajlar, çarpçı. Bu araç 2019 model bir araba ve hala CD girişi mevcut. Klimayı gösteren çok güzel bir ekranı var. Ayarlaması aslında bir nevi eğlenceli olan klima tuşları mevcut. Tuşları tok. Bu o kadar güzel ki, o kadar top ses veriyorlar. Böyle çıt 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 çıt. Bu sola tabii vitesimiz var. Bunu sola yaptığınız zaman oraya ile geçiyor. Tam istediğim aslında vites tarzı. Kendinize çektiğiniz zaman artı, ileri ittiğinizde vites küçültüyor. Bunda bir spoiler tuşu var. Bu tuşa bastığınız zaman arkadaki spoiler açılıyor. Bir daha bastığınız zaman ise spoiler kapanıyor. Bunun haricinde gözlüğe benzeyen bir logo var. Motorun sesinin değişimini size fark etmişsinizdir. Abi hangi devirdeyiz ve hala çakmak bir şekilde sunuluyor bu araçta. Ve az önce biz içecek aldık, kahve aldık. Dedik ki ya biz içeceklerimizi nereye koyacağız? Bardak tutucu nerede diye aranıyorduk. Burada bir tane içecek sembolü var. Oraya bir kere basıyorsunuz. Hangi bardak tutucuları kullanmak istiyorsanız onlara basmanız bu şekilde yeterli. O açtığınız yerlerden aynı şekilde bastığınız zaman kilit mekanizması çalışıyor ve tuşlar saklanıyor. Kolçak açılmıyor mu? Tamam, öyle geliyor. Çılmaz olur mu ya? Yandaymış. Böyle kalmıyor biraz. Ne oluyor lan? Derinliği mi yok? Bana mı öyle geliyor? Kolçak. Aa. Peki motor nerede konumlandırılmış? Tam da burada. Hemen arkamızda. Daha doğrusu arabanın ortasında konumlandırılmış. Park sensörünü açma kapama butonu bu taraftaymış. Aslında bunun yeri sanki bu tarafta olması lazım. Niye oraya koymuşlar? Evet. Aynalarda kör nokta göstericiyi artık ne deniyorsa hak getire. Hiçbiri yok. De otomatik frenmiş, işte adaptif hız kontrolmüş falan, bunların hiçbiri yok. Ben buradaki kar bölümüne tıkladım. Bir de ne göreyim. Böyle bir spor arabanın bu kadar az yakması imkansız. Ben o kadar da spor modunda kalmasına rağmen, o kadar gazlamamıza rağmen bu araba 32'yi gösterdi bize. 32. Modunda
çok agresif olabiliyor. Ama bu tuşa tekrardan basınca pamuk gibi oluyor araba. Pamuk gibi, şuna bakın. 5. vitesten 7. vitesi aldı. Artık diyor ki abi diyor beni vites değiştir, ben bu oluyorum diyor. Şu an bu şekilde gidiyor 2000 devirde. Tam bir Volkswagen DSG şanzıman. Çok ufak bir eğimi var şu yolun. Bakalım, bıraktım, evet. Şu an araba kendini saldı ve kruz yapıyor. Biraz da dokunduğum zaman yine vitese geçti ve devam ediyor. 1'den 6'ya kadar vitesi güzel, sıralı. 7. vitesi o kadar uzun ki. 7. vites aslında bir kruz modu. Bu şekilde yapmalarının sebebi muhtemelen top speed'i görmesi için. Eski zamanlarda yarışçılar belli bir alanda toplanıp start düdüğüyle birlikte arabalarına koşarak binerler ve arabayı çalıştırıp vitesi 1'e takıp yarışa başlarlardı. Porsche mühendisleri sağ elle anahtarı kontağa takıp arabayı çalıştırıp ardından da yine sağ elle arabayı vitese alıp başlamanın zaman kaybı olacağını düşündükleri için kontağı sol tarafa taşımışlar ve bu sayede yarışçılar sol elle arabayı çalıştırıp sağ elle aynı zamanda vitese takacakları için oluşan zaman kaybını en aza indirip bir tık avantaj sağlamak için düşünülmüş bir şey. O yüzden Porsche mühendisleri kontağı sol tarafa almışlar ve bu da süre gelen gelenek haline gelmiş. Ha, hadi bize bunu anlat dur. Yani birinin, herhangi birinin kaçırılması durumunda ha, içeriden açabilsin diye. Suyunu nereden doluyoruz? Bunu motor yağını falan nasıl sokuyoruz? Susuz motor. Ha, susuz motor, tamam kanka. Değil ama mi? Hiç yardımcı olmuyorsun ama kardeşim. Ben sana video yapıyorum burada bedava. Kapan lan. Kapandı. Bak bozuk çalışmıyor. Tofaş gibi kapattım. Arkada yer yok. Gördüğünüz gibi koltukların en fazla dayandığı yer. Burası motoru var. Bu niye tam arkada değil? Ağırlık dengesinden dolayı. Bütün ağırlığı ortaya veriyorlar ki yere basma kuvveti tam anlamıyla oluşsun. Formula 1 arabalarından gelen bir şey. Formula 1 arabalarının lastikleri dışarıda olur. Bütün gövde lastiklerin içinde olur. Bunda yere basma kuvvetini arttırır. Yani bu otomatikmen virajda savrulmanı engeller. Peki reis şunlar ne? Şunları bir açıklık getir. Bunlar speaker mı kanka? O kule gergisi. Bu ne işe yarıyor? Hangisi? Bu spoiler ama ben spoiler vermek istemiyorum. Ben söyleyeyim o zaman. Downforce yani yere basma kuvveti uyguluyor. Yüksek hızlara çıktığımız zaman gelen rüzgara karşı oluşan dirençten sonra bu açılıyor belirli bir açıyla. Arka lastiklerin yere basma kuvvetini daha da çok arttırıyor. Yani bu çok... araba arkadan itişli bir araba. Arkadan çekiş mi deriz, arkadan itiş mi deriz? Çok tartışılıyor. Çok tartışılıyor değil mi? Evet. Bu Orçun Bey'in ilk Porsche deneyimi olacak arkadaşlar. Porsche evet. Mi Porsche mu arkadaşım? Hep karıştırıyorum. Porsche. Bence Porsche. Ayda Orçun Bey biraz hızlı başlamadınız mı gecenize? Yalnız bir şey diyeyim mi? Dinlemek de ayrı bir zevkliymiş ya. Kullandığım kadar zevk alabiliyorum şu an yanında oturduğum zaman. Ya aslında biz çok şanslı insanlarız evet gerçekten. Çünkü bu ülkenin bize sunduğu güzel şeylerden biri de bu tarz şeylere çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor olmamız. Değil mi? Bir Amerikanın yaşamış olduğu hayatı, tabii standart olarak yaşamış olduğu hayatı, biz normalde Türkiye'de olsak çok lüks olarak yaşamış tabii olduk değil mi? Ya, ama burada çok standart yani. Burada her şey normal. Çünkü burada... gördüğünüz gibi bir günlük maaşınızla herhalde böyle bir Porsche kiralayabiliyorsunuz. Aynen, yani çok öyle. Kolay bir şekilde. Bir şey diyeceğim. Turbo harbi aldı yani. Böyle resmen arabanın içini süpürdü. Böyle bugün bir o senin süpürdü fark yani. Ettiğin şeyi açıklayabilir misin mesela? Bugün turbo ile alakalı bir şeyi fark ettiniz mesela. Gazın tepkisine göre açıldığını gördüm. Arkadaşımız bana aslında inanmadı ama kendisi de şu an fark etti sanırım. Turboyu öyle her yerden her zaman kullanmıyor bu araba. Sadece gazın tepkisine göre kullanıyor. Ya da ben yanlış biliyorum, bilmiyorum. Ben gözlemlediğim kadarıyla... Belki de doğru. Nereden belki de doğru. Nereden bileceğiz? O zaman... Ders. Bir depoyla 430-450 km falan yaptık bence. Biliyor musun? Peki Fiat 500 ne kadar yaktı? Fiat 500 bilmiyorum da bundan fazla yaktığına... Çeyrek depo kaldı Fiat 500'de. Sadece geniş. Ya? Sadece geliş. Abi o zaman Fiat 500'ün deposu küçük. Ondan dolayı. Kesin ondandır. Yani başka bir açıklaması olamaz ya. Ya şu an gündelik kullanımda gibiyim yani. Sanki senin Mercedes kullanıyor gibi. Kesinlikle. Lan benim Mercedes kurban ol lan. Benim Mercedes gündelik miydi oğlum? Benim Mercedes çok güzeldi. Canım Mercedes'im. Aslında
Mercedes hiç iyi değildi. Hiçbir bakımdan iyi değildi. Ben arabayı niye aldım bilmiyorum. Çok pişmanım. Biz gündelik hayatımızda da... Biz gündelik çıkıyoruz. Bu gözlük işareti nedir? Buna basınca daha mı yakın görüyorsun? Ne? Aynen. Gözlük işareti daha yakın görmemi sağlıyor. Peki bu ne? Alfabeden başlayan yok bu sağlıyor. Sen burada Avengers modunu açıyorsun. Ha, aynen. Kaptan Amerika işareti bu. Aynen. Peki bu ne? Ha? Yerler ıslak, yavaş sür. Yanma. Terliyor musun buna basınca? Yok, sport. Araba spor yapıyor. Foma basınca da eve mi gidiyor? Bu Porsche'ların anahtarları niye solda? Evet. Bu çok güzel bir konudur. Gerçekten. Porsche... Hep ne zaman düşünse duygulanır kardeşimiz. Aynen. Çok önemli bir konu. Şimdi şöyle, Le Mans 24 saat yarışları vardı. Bu bir dayanıklılık yarıştı. Yarışı kazanmaktan ziyade yarışı bitirebilmek bile bir ödüldür. Çünkü 24 saat boyunca araçlar durmadan yarışır. Pit'te araçlar duruyor. Bir yolun karşısında da şoförleri duruyor ve silah ateş ediyorlar. Ateş ettikten hemen sonra araçlarını koşup çalıştırıp hemen çıkmaları gerekiyor. Biri vuruluyor mu? Yarışı magandalar başlatıyor. Olay işte ilk çıkabilmek. Porsche'da şoförleri hani arabaya binerken birlikte arabayı çalıştırsın ve direkt vitese takıp gitsin diye anahtar yerini sol tarafa inşa ediyor. Sol tarafa? Aynen. Kalp soldan atar. Neyse, siyasi polemiğe de girmek istemiyorum orada. Ama Porsche'lar solcuymuş. Porsche mi ya da Porsche mu, bunları tekrardan araştırıp... Ya aslında halk dili... Porsche, Almanca Porsche olması lazım. Mesela Volkswagen deyip karşındakini tüküreğe boğabileceğin bir isim olması lazım mesela. Mesela Amerika'da BMW'ye ne diyorlar? Bring me a woman. BMW. Normalde orijini nedir? BMW. Arkadaşlar, bu arada bu benim ilk videom. Arkadaşın evet ilk videosu. Aynen. Kendisi biraz körpedir. Sürçülisan olduysa lütfen kusura bakmayın. Ve sol taraftaki evet. Güzelliği göster bence. Bu Camaro. 69 Camaro mu? Yok. Ya, Corvette mi? Corvette. Yılını attım şu an. Çünkü 69'u hangi modele sallarsan uyduğu için. Öyle de kibar bir insan. Gördüğünüz gibi Tarsus'tan biraz fazla kibardır kendileri. Evet, Tarsus'un Tarsus'ta bir salon beyefendisi olduğu için. Bu da abisiydi. 2000 mi bu? Bu da kardeşi. 2000 mi oluyor? 2000. Bak bunu bildim. Cem Yılmaz'ın o meşhur reklam filmi olan Opet arabanın reklamı. Arabanın hakkını ver, hakkını. Kesinlikle. Duydunuz sloganı. Doğrusunu unuttum yalnız. Doğrusu neydi lan? Slogan. 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 Bu Orçun'un hep hayaliydi. Bir Ocean Boulevard'a gelip bu şekilde kiralık bir arabayla kiralık hayaller. Çıkan listeye bak. Tofaş'ta yanarken dinilecek şarkılar. Dip Bass'ı Konda'yla mahalleye rahatsızlık vermelik şarkılar. Porsche'li bir gününde sonuna geldik. İnanın bu araba tahmininizden çok daha az yakıyor. Çok daha az. Bir sonraki videoda görüşünceye dek herkese hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.